Evet, iyi akşamlar herkese. İftarı açtık, yola çıktık. Slovenya'dayım hala. Slovenya'dan Avusturya'ya doğru gireceğim. 1 kilometre sonra yol çalışması varmış. Şu anda zannedersem şeyi de göreceksiniz. Ufak çaplı böyle nerelerde olduğumuzu göreceksiniz. Biraz uzaklaştıralım. Otobandayım. Otobanda seyrediyorum. Ya iftarı açtım. Ayıptı söylemesi şey vardı. Yoğurtlu, sarımsaklı, işte mantı tarzında bir şey vardı. Çıktığım zaman da işte malı indirdim falan, yarım saat geç açtım. Çıktım abi dışarı. Çıkarken de bir otomat vardı işte. Orada içecekler vardı. Şöyle Kinder Bueno falan var. Tamam mı? Bu da erimiş mi? Ne olmuş? Bunlardan doldurdum. 2 tane böyle Kinder Bueno aldım. 2 tane içecek aldım. 1 tane şöyle neymiş bu? Cracker. Cracker yazıyor. Tuzlu kraker aldım. Dedim buradan akarız. Tuzlu krakeri yiye yiye. Ne oldu? Kamera mı kapandı be? Bir ses duydum ama bir şey kapanmadı. Herhalde şey öttü. Neydi adı? Otoban paralarını ödenen şey var burada. Slovenya. Neydi bunun adı ya? Darsko. Darsko vardı. Herhalde o öttü ya. Ben de dedim acaba şey mi oldu? İşte bu çikolatalara falan saldırdım. Yemeği böyle hapur hapur yedim. Ondan sonra direkt çikolataları yedim. Daha baklavan falan var. Ondan sonra yanımda başka ne var? Başka tatlı olarak çikolata tarzı şeylerim var. Meyve falan var. Onlarla bu akşamı şey yapacağım, geçireceğim. Şey yapmayı planlıyorum. Şimdi Graz'a doğru istikamet Graz arkadaşlar. Navigasyona burada vermedim ama Graz'a doğru gidiyoruz. Ne kadar var Graz'a? Burada ekranda var. 36 dakika gösteriyor. Yaklaşık 49 kilometrem varmış. Maribor'dan geçtim. Maribor'dan geçince de zaten şey var, sınıra geldik. Bu sağda da şeyler var, KFC falan var. Geçen buradan almıştım. Çok lezzetliydi ya, güzeldi. Avusturya'da da şunu anlamıyorum. Avusturya'da böyle OMF'lar falan var. Abi KFC falan yok. İşte McDonald's koyar, insan çok fazlalaştırır bunları. Yok, biz şoför olarak mesela sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi Slovenya'da bu çok iyi. Her yerde var, yiyecek bir şey var. Avusturya'da bilmem ne işte Last bilmem ne mi? Dostum önüne bak ya. Landside mi? Landside diye bir şey, bir yer, bir şeydi galiba. Şey yapıyorlar, restoran gibi. Abi tırcının zaten vakti yok yani. Ya da yoldan geçen herkes girmek istemeyebilir restoranta böyle. Bildiğiniz şatafatlı bir restoran. İtalyalı, çok hızlısın ha. Çek plakası ama önünde İtalya şeyi var, ışıkları yapmış. Anlam veremiyorum ya. Aç kalıyoruz yani. Avusturya'da cidden aç kalıyoruz. Bak Almanya'da falan da öyle yine diyelim ama Slovenya'da, İtalya'da falan bak bunlar yaygın. O yüzden hoşuma gidiyor. Ben mesela İtalya'da sabahları kahvemi falan alıyordum. Onların böyle Nutellalı neyi oluyordu ya, unuttum ismini. Sabahları falan yiyorlar Nutellalı. Onlardan falan çözüyorduk. Burada aç kalıyoruz, Avusturya'da özellikle. Burada ama girip alabiliyorum. Geçen de KFC'den aldım. Karnımı doyurdum. Gittim, ondan sonra yattım. Bu akşam yine bir çay yapmayı planlıyorum. Çay yaparım. Maribor'daymışız hala, bakın. Maribor'daymışız. Biraz daha uzaklaştırayım. Ranca varmış sağ tarafımızda. Kalıyormuş. Bu akşam çayım kaldıysa bir de bir çay yaparım. Ondan sonra devam ederim. Biraz tırı toplarım. Tır şu an, şu çöpe atmam lazım. Boşaltmam lazım. Çöpümü boşaltırım. Ondan sonra üst yatak zaten karman çorman. O valizleri falan çıkartmam lazım üst yataktan. Üst tarafa hiç girmiyorum. Çünkü bayağı bir vaktimi alacak. Uykusuz kalacağım diye korkuyorum. Perşembe pazarı gibi oldu üst taraf. Ne ararsanız var. Yani gitar var, çorap var, şampuan var, duş malzemeleri var. Ondan sonra ayakkabı, bir çift ayakkabı bulabilirsiniz. Ondan sonra aklıma... ne ararsanız var yani. Havlusundan işte yatak örtüsüne kadar, ekstra bir yorganına kadar her şey var. Her şeyi düşündük yani üstü tasarlarken. Eksik kalmadık hiçbir şeyden. Bu kamera da şu an iyi gidiyor. GoPro 7 bile şey aldım biraz. Ona taze kan, yeni geçenlerde MediaMarkt'tan yeni bir şarj aldım ona. Batarya. Onu taktım canavar gibi. Bak şu an şey yapmıyor. Normalde eskiden artık onun vadesi doldu. 10 saniye çektikten sonra knockout. Bu da arada kendi bir şeyler oluyor, buna da anlam veremedim yani. Niye bu kadar uzun süre çekim yapamıyorlar? Isınıyorlar haliyle. Bir de su altı kameraları diye bunlar çıktı ya. Suyun altına mı sokmak lazım bunları? Anlamadım. Kötü bir espriydi biliyorum. O yüzden beni mazur görün. Bütün gün bir şey yemedim. İftarı da açtım, hapur hapur yedim abi. Karnım şişti ya. Şimdi gidip bir çay yaparım. Bir de bizim mülle şoförlerinden varsa orada bakayım, bizim Türk dayılardan. Bizim
şoförlerden yani. Böyle bir şey yapayım, bakayım onlara da. Varsa bir çay içeriz beraber. AdBlue gitgide azaldı. 2 dişe düştü AdBlue. Yakıtta 3 diş var. Yine bir 200 litre, 200-300 litre vardır ya. Bence 200-300 litre vardır. Vardır rahat. Belki daha bile fazladır. İşte gidiyoruz. Slovenya'dayım zaten. Slovenya'da da... Slovenya'yı beğendim. Güzel yani. Daha önce tabii gelip gitmiştim. Hırvatistan'a falan da çok gidiyordum. Özel aracımla da geçtim ama durmak nasip olmadı pek fazla. Bir kere mi ne durmuştum? Belki bir kahve içmiştim herhalde. Yazın tabii buralar... Şimdi Avusturya'da hava biraz... Tamam güneşliydi falan ama yine de biraz soğuktu. Buraya geldiğim zaman bir baktım 20 derece yani 19-20 derece. Gerçekten artık biz Mayıs'ta mıyız? Nisan'dayız değil mi? Mayıs'ta değiliz, daha Mayıs'a girmedik. Artık Mayıs'ta buralarda böyle Mayıs'ın ortalarına doğru ikinci çeyrekte, ikinci 15'te şey olur. Sağdan mı gitsek acaba ya? Bu sağda az önce sağdan gidemezsin diyordu. Şimdi ışıklar açık ya, insanın da gözünü alıyor gerçekten. Biz yine bir sağdan bir yanaşalım bakalım. Ama sağa mı sapacak? Tabii bu taraf sola 250 metre sonra bu taraf sola doğru kayıyor dedi. Şöyle sola geçelim. Şey ayarlıyorum. Sabitleyicim var. 85 zaten gidiyor max. Aşağı doğru inişlerde de maksimum hani esneklik payı var. 90'a kadar çıksın diyorum. 90'dan sonra otomatik fren yapıyor araba. Yardımcı frenler devreye giriyor. Motor freni. Baksana otel bile var ya. Casino Hotel. Mont. Casino Hotel. Artık sınıra yaklaştık. Vallahi yollar da bomboş yani. Bu arada bugün gelirken buraya Türk tırcılarından bir tanesini şey yaptılar. Çevirdiler. Bak Avusturya'ya geldik. Şurada şöyle yapalım. Işıkları bir kapatalım. Avusturya diyor. Buradan girmeyeceğiz ya. İleriden de. Şu ışıkları kapattım arkadaşlar. Çünkü birazdan polis kontrolünden geçeceğiz. Burada da bir ara market fiyatlarını belki bir çekerim. Daha önce böyle bir muhabbet olmuştu. Ya ben buraya girdim işte gündüz vakti falan. Bir baktım abi. Tırlar sağdan diyor bakın. Bir baktım. Türk tırcılarından bir tanesini çevirmişler. Arkamdaydı, ben geçtim. İşte BAG gibi düşünebilirsiniz. Buraların BAG'leri. Baktım arkamdan fırladı, dedim bana geliyor bu şimdi. Yandık dedim. Ondan sonra abi... Bir baktım. Gitti. Beni geçti. Oh be dedim. Rahat bir nefes aldım. Çünkü vaktimiz de yok zaten. Malı indireceğiz. Zaten bir de fulldü araba. Bir de hepten şey yapacaktık. Bakın burada tırcıları arıyorlar. Kontrol ediyorlar. Aşağı in, yukarı çık. Her türlü muamele var. Ben Avusturya plakayım. Beni durduracağını sanmıyorum ama. Evet, askerler burada duruyor. Sınırı koruyan askerler. Baktı Avusturya plaka, Müller arabası. Dedi geç, sen zaten Avusturyalısın. Yallah, ışıkları açalım. Zaten arabamız boş. 55 tane palet var. Başka da bir şey yok. Spielfeld sağ tarafta. Sol gümrük kontrolü var. Düz yarım saatlik yolumuz var. Graz'a doğru. Bak sınırı geçince orada da gördünüz. Slovenya, Avusturya diye yazıyor şeyde navigasyon gibi şeyde. Yani o haritada. Böyle bir şey denedik. Belki beğenirsiniz, hoşunuza gider diye. Nerede olduğumuzu en azından görüyorsunuz. Hangi kasabalar, hangi şehirleri geçtiğimizi. Spielfeld. Gidiyoruz işte bakalım. Slovenya güzel memleket. Dediğim gibi sıcak olan her yeri seviyorum. Yazları falan. Kışın tabii yine soğuk da yazları falan güzel oluyorlar. Adriyatik Denizi. Adriyatik Denizi'nde mesela ben Adriyatik'te çok çok yerlere gittim. Ailemle beraber gezmek amaçlı olsun. Split'inden işte oradaki Brak Adası'na kadar birçok yeri gezdim. Hırvatistan'da gezdim. Slovenya'da da çok güzel gerçekten şeyler var, yerler. Bir tekne olacak. Slovenya'da o küçük koylar, adalar falan var. Oralara gideceksin. Harbi orada keyif yaparsın yani böyle teknede. Güzel eğlenirsin. Slovenyalılara şimdi buraya geliyoruz. Biz bayağı aşağıdayız tabii. Girdikten sonra yani 2 saat sürüyor Graz'a gelmem. Öyle söyleyeyim. Gidiyoruz işte, malı indiriyoruz. Kadınlar iyi, böyle makyaj yapıyorlar, bakımlılar. Çok böyle tonton teyzeler de var. Herkesin boyu uzun. Slovenyalılarda yani gördüğüm farklar. Boyları uzun. Cana yakınlar. Yani öyle bir şeyleri görmedim. Hırvatlarda da öyle mesela. Hırvatlarda da böyle bir sıkıntı sezmedim. Hırvatlar da çok iyi oluyor. Slovenler için pek bir şey söyleyemem. Tanımıyorum insanlarını. Bir arkadaşım da yok açıkçası.
Ama bu ne be, uzunlarını açmışsın geliyorsun. Ama iyiler. Burada işte Almanca bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. İşte çat pat İngilizce anlaşıyoruz, Almanca konuşuyoruz falan. Tonton bir teyze var. İşte gençler falan orada. Herkes böyle güzel makyaj yapmış falan hani insanlar. Teyze de biraz yaşı var. O bile yapmış yani, yaşlı teyzem. Hani onlara ayak uydursun diye. Çünkü buradaki insanlar biraz daha böyle kendini hep... Mesela Avusturya'da da var bu. Dünya hayret kardeşim olsunlar zaten hani. Çok böyle şeyi seviyorlar. Ne derler? Hayat dolular yani. Yaşam dolular. Aslında olması gereken de o. İnsanlar bazen böyle bu tarz şeylere önem vermeliler bence. Eskiden ben de şey diye düşünürdüm yani, böyle doğum günümü kutlayacağım. Eskiden 18 yaşlarımda falan, o zamanlar Taksim'de mekanların üst katlarını kapatırdım yani. Öyle doğum günleri yaptığım zamanlar da oldu hayatımda. Daha 18'li yaşlarımda, ilk 18 yaşımı öyle kutlamıştım. Taksim'de Pick Up diye bir bar var. O zamanlar herkes bilmez de şu an herkes bilir. Birçok kişi bilir. Sahibi de Rüzgar'dır. Bu Haluk Levent'e bir şarkıyı veren. Bak yine uyku yok gözümde, zifirim bir yerlerde. Dur geri döndür beni sende. Şarkında karısı şöyle. Sensiz kötüyüm, beterim çıkmaz sokağın birim. Öksüz kaldım, yetimim ben. Sönmüş ateşin külüm, zindan oldum, hapisim ben. İsmin dilimdeki ilk hecem gibi bir şarkı. İsmin dilimdeki ilk hecem. Bu arada Rüzgar'ın eşinin adı da, bak ben bu hikayeleri 17 yaşımda, daha bu şarkıyı kimse bilmezken, biz o zamanlar gitara, 17 yaşımda gitara başladığım zamanlar, bundan kaç sene önce diyelim, 15 sene önce diyebiliriz. O zamanlar 15 sene önce bundan, vay be. Ne zaman geçmiş arkadaş, 15 sene, biz de yaşlandık ha. 15 sene geçmiş be, 15 gün gibi. Neyse. Orada onun mekanını kapatmıştım. Şimdi Pick Up her yerde var. Çerkezli'de de var, Çorlu'da falan da var. Trakya bölgesinde, Edirne'de falan da var galiba. Pick Up diye. Hala sahibi Rüzgar mı bilmiyorum ama o zamanlar Rüzgar'dı. Kendi mekanda müziğini yapıyordu. Rahmetli babamı bile bir kere babalar gününde götürmüştüm o mekana. Babam müzik dinlesin. Taksim'de baba oğul eğlenmiştik. İlk defa hayatımda, ilk defa babamla öyle bir mekana gidip öyle oturmuştum yani. Normalde ederler ya hani, yapamazdık yani, biz çekinirdik ama babam o zaman biraz tolere etti yani, o günün hatırına mı derler ne derlerse, o günü babamla güzel böyle bir yaşamıştık. Allah rahmet eylesin rahmetli babacım. Ondan sonra ne derler, hayat işte be yani, ne söyleyeceğimi de unuttum şimdi yani, işte neyse, oralarda güzel böyle vakitler, zamanlar geçiriyorduk gerçekten. Biz nereden geldik Rüzgar, onu da anlamadım. Bayağı yine konuları karıştırdım birbirine. Kusura bakmayın. Her zaman böyle oluyor. Anlamadım gitti ya bu işten. Konular karışıyor. Kafamda çok şeyler olunca böyle karıştırıyorum muhabbetleri. Nereden geldiğimizi hatırlamadım. Slovenya'dan konuşuyorduk. Rüzgar'a, Taksim, Pick-up'a ne ara geldik? Hiç anlamadım. Şarkılardan mı girmiştik? Neyse ya artık. Bir yere bağlayacaktım da kafa gitti şu an. Bir yere bağlayamayacağım. Slovenya bu konuda iyi yani gerçekten. İnsanlar kendilerine şey yapıyorlar. He tamam, şimdi aklıma geldi. Yani o mekanlara gittik falan filan. Doğum günü işte özel günleri kutlardım önceden. Ondan bahsediyordum. Özel günleri kutlardım. Çok önem verirdim. Sonra bir ara özel günleri bıraktım. Kutlamamaya karar verdim. Yine de tabii kendi dinimize vesaire, örf ve adetlerimize uygun bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Abartmadan. Her şeyi yapabiliyorsam ne mutlu. Tabii ki hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Kimse dört dörtlük değildir. Biz de öyleyiz. Sonradan dedim ki insanlar gerçekten böyle küçük şeyleri yapmalılar. Kendilerini mutlu etmeliler. Buradaki de o hesap. Buradaki insanlar, kadınlar, erkekler, İtalyan'ın erkekleri de mesela öyle. Şimdi kadınlardan örnek verdim diye yanlış anlaşılmasın. Erkekleri de böyle, İtalyan'ın erkekleri de böyle. Kaç yaşına gelirse gelsin giyimine kuşamına önem verir. Bakımlıdır yani gördüğüm kadarıyla. Ben şehre de çok indim İtalya'da. Brescia'yı avucumun içi gibi bilirim. Çok vakit geçirdim Brescia'da. Hep molalarımı orada yapardım. Vaktim olurdu çıkardım. Şehirde bir turlardım. Bisikletim vardı. Bisikleti almıştım bir ara. Bisikletle turlardım. O zamanlar video çekiyor muydum bilmiyorum. Çekmiyordum galiba. İlk senelerimden bahsediyorum.
bisikletle turluyordum şehirleri falan. Ne güzeldi, değişikti. Ama baksana ya, şimdi video çekiyorum. O hep böyle her şey orada kalıcı. O zamanlar neler yapmışım hiç olmadı. Yani oradan YouTube'dan açıp bazen izliyorum. Vay be diyorum, nerelere gelmişim, neler yapmışım falan gibilerinden. Onların hiçbirisi çöp olmadı. O anlara götürüyor beni. Ne kadar güzel bir şey. Burada anılar biriktiriyorum yani. İleride de polis mi var? İşte böyle dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim. İşte böyle. Müsaadenizle bir su içeceğim. Suda şey olmuş ya, imamın abdest suyu gibi olmuş. Öyle derler ya. Küçükken kim öğretti bize bunları ya? Allah'ım yarabbim. Bizim var ya, Türkçe enteresan bir dil ya gerçekten. Nereye böyle o kadar yuvarlayıp çekebiliyorsun ki? Avusturya'ya girdik. O değil de bu hala kayıt yapıyor mu ya, ekran kaydı? Lan ekran kaydımız durmuş ya. Bir şey de söylemiyorsunuz ha. Ne kadar yolumuz kalmış? 17 dakika. Bunlar dayanır mı ya, bu canavarlar 17 dakika dayanmayabilir. İnşallah çekiyorlardır. Birisinden birisi pürüz yaptıysa yine bozuşuruz. Hep böyle video çekiyorum, bir bakıyorum çöp. Çekiyorum çöp. Ya biri donmuş, yok biri kalmış bilmem ne falan. Donunca geri döndüremiyorsun. Ama otomatik kapanınca datayı, veriyi şey yapabiliyor, geri yükleyebiliyor. Onun haricinde bir şey yapamıyor. Vallahi uykum da geldi. Gidip yemeğimi de yedim zaten. İftarımı açtım. Gidip böyle bir keyif yapacağım. Çayımı koyacağım abi. Güzel böyle bir keyif yapacağım. Ondan sonra vurur kafayı yatarım. Öyle geçer yani. Kapanınca ekran kaydı da duruyor. Tuş kilidine geçince demek ki, o yüzden. O sebepten dolayı. 16 dakika var gideceğimiz yere. Kameralar inşallah dayanır. Dayanmazsa kapatırız. Zaten gidince bir yakıt alırım. Çok sıcak oldu burası ya. Gidince bir yakıt alırım komple arabaya. Fazla da bir saatim kalmaz. Ondan sonra da çeker yatarım. Bak Shell var Avusturya'da. Shell var abi. Hiçbir şey yok dibinde. Kuru bir Shell. Neymiş Shell kafe. Abi millet kahveyle karnını mı doyuracak, anlamadım. Ya bunlarda tabii yemek kültürü fazla yok da. Bizim Türkiye'de öyle mi ya? Adamlar istasyonun yanında karşısına sağına sola dönerci açıyor. Yani boş kalmasın hesabını. Millet acıktığı zaman hani gelsin yesin. Hep kafa kamerası olmuyor. Biraz da böyle sabit kamera gece sürüşü yapalım dedim. Bunu da isteyenler, bekleyenler var. Ama tabii hepsine yer vermeye çalışıyoruz. Gece sürüşü de, normal kafa kamerası da, hepsine yer veriyoruz yani. Saçlara bak abi ya. Saçlar ahenkle dans ediyor. Sahura kadar bir şeyler atıştırırım. Ondan sonra vurur kafayı yatarım. Uykum geldi. Bugün de erken başladım. Saat 8.30'da kalkmışım. Şu an 14 saat 14 saat 18 dakikadır çalışıyorum. İşle meşgulüm yani. 14-15 saat olmuş. Bayağı olmuş. Vay be. Zaman da çok hızlı geçiyor ya. İnanın hiç anlamıyorum. Pazar günü işe bir başlıyorum. Bu hafta pazar mı başladım? Pazar başladım, evet. Pazar. Pazartesi, salı. Bugün salı, yarın çarşamba. Ondan sonra yine 2 gün kalıyor cumaya kadar. 2 gün kalıyor. Yine bir yol çalışması varmış saat. Ondan sonra aslında Avusturya'da 60'la gidiş şeyi var. 60 gidilmesi gerekiyor. Normalde saat 10'u geçti. Belirli yollarda mı acaba, her yerde mi? Ben her yerde diyebiliyorum ama radar bazı yollarda yok. Benim navigasyon da beni uyarmıyor şu an 60 git diye. 60 gideceğim bir yol olursa 60 uyarıyordu beni ama. Yarın bakalım ne yükleyeceğiz. Hadi bakalım Alican. Öyle derler ya. Şu kaç sent biliyor musunuz? Şu 25 sent arkadaşlar. Şu 63 sent. Bu harika bir şey. Şu cracker 25 sent ya. Kola 50 sent. Kutu kola. Hep bu yazın hep bu yolları daraltıyorlar. Hele Almanya. Almanya'dan gelen gurbetçiler bu konuda çok müzdaripler. Abi yolları da daraltıyorlar ya. Almanya'da özellikle işte. Bu sene de arabayla gideceğiz. Nasipse Türkiye'ye arabayla geleceğiz. Ama nasıl geleceğiz hiç bilmiyorum yani. Çok kalabalık. Ben çocukları önden götürmeyi planlıyorum uçakla falan ama her şey zamlandı. Uçak biletleri de çok aşırı pahalı. Türkiye'ye geleceğiz desek bayağı bir masraf. Harbiden çok sıcakladım ben ya. Aşırı yani. Şunu çıkartacağım. Bir de şeyi fark ettim. Slovenlerin dilleri diğer bu Yugoslavya'dakilerle aynı mı? Ayrı galiba. Çünkü bugün yine Yugoslavlardı. Yugoslavlar, Yugolar yani. Ama adam anlamadı yani. Slovence konuşmadılar.
Slovenya biraz daha farklı bir dil galiba. Almanca konuştular yani aralarında. Tabii ki benzer kelimeleri vardır ama şeyler yine de demek ki farklı bir dil yani. Şaşırdım. Ben hepsi birbirini anlıyor zannediyordum. İşte Sırplar, Sırplarla Bulgarlar birbirlerini anlıyorlar diye biliyorum. Genelde Bulgaristanlarda Kiril alfabesi olduğu için Ukrayna, Rusya o tarafların da dillerini konuşabildiklerini biliyorum. Çünkü zaten Bulgarla Ukrayna sınır mıydı? Bulgaristan'la Ukrayna sınır değildi galiba. Arada bir ülke var mıydı? Romanya sınırdı. Ukrayna'yla şaşırdım şimdi bak. Neyse bilenler yoruma yazsın. Ben sınır diye biliyorum Bulgaristan'la. Yok sınır değiller. Çok küçük de olsa bir sınır kapıları var mı? Yok. Romanya üzerinden geliyorlar herhalde. Romanya ile Ukrayna sınır. Geçen de bir yere gittik. Manner, gofretçi. Abi böyle bir yer olamaz ya. İtalya'daki girdiğim yerler aklıma geldi ya. Böyle hakikaten saçma sapan. Viyana'nın var ya şehrin içinde ya. Trenler geçiyor, dönemiyoruz, gelemiyoruz. Bir şeyler anlamadım gitti ya. Çok gerçekten çok yorucu yani. Avusturya'da da bu şey çok kötü yani. Mimariyi bozmuyorlar ama işin de içinden geçiyorlar. Backstay. Firma bizi Slovenya'da uyutmuyor. Tekrar diyor gelin diyor. Bu arada ben kaçta girdim? 20 dakika önce mi girdim? Ortalama 20 dakika önce girdim diyelim. Yani saat 10'da da içeri girmişim. Bugün 4'te 10 arası oradaydım. Slovenya'daydım. Bu arada yurt dışında çalıştığınız zamanları da yazıyorsunuz. 3 saatten sonra firma ona göre diyetleri ödüyor yani. Diyetleri dediğim yani ona göre o ülkede çalışmışlığınızın parasını ona göre ödüyor. Bu tarz şeyleriniz var yurt dışı çalışıyorsanız eğer. Onları belirtmemiz gerekiyor ki firma onları karşılasın. Onlar için de ekstra diyet alıyoruz. Diyet paraları. Karlsdorf'tan sapacağız. 800 kilometre. 800 metre. 600 metre. Burada da saptığın zaman mesela sinyali veriyorsun ya. Buradayken frene değil de tam böyle buraya geçtin ya. Asıl abi frene. Sese bak. Hey be oğlum retardere bak nasıl durdurdu tırı. 2 dakikada nefesini kesti vallahi. Frigus. Hemen yüklü olsaydı böyle şey yapamazdı, bu kadar hızlı kesemezdi. Şu an bomboş geçiyoruz diye. O yüzden hemen geçiriyor, durduruyor yani. Frigus, buradan sağa. Firmada duşmuş var da. Ne bileyim ya, hiç halim yok yani. Bu saatten sonra gir duş al. Bilmem ne, ben de öyle her yerde girip çıkamıyorum. Yes sir, Mercedes-Benz galerisi keşfedildi, karşımızdaymış. Frigus keşfedildi. Bu Frigus'u var ya, hep Avrupa yollarında görüyordum ha. Nedense hep bağırıyorum bunları görünce. Frigus diye. Evet buradan böyle hafif sola doğru yanlayalım. Yine kırmızı. Bak kırmızı karlar yağmış buralara. Ne yalan söyleyeyim ben yağdırdım aslında. Oy 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 oy. Uykusuzluktan gözlerim kapanıyor. O acayip yorulmuşum ya. Belli oluyordur zaten hani yorgun olduğumuz. Bazıları diyor ya abi bugün bu aralar hiç enerjin yok, enerjin düşmüş. Abi enerjimiz nasıl olsun? Bütün gün çalışıyoruz ya. Yani enerjimizin olduğu bir gün video çekelim desek çok beklersiniz. Gerçekten hani ben de çok beklerim. Bak ne güzel videomuzu çektik. Ne güzel birlikte zaman geçirdik. Yol bana çok hızlı geçti. Yarım saat falan yol gelmişiz yani. Ta sınıra gelmeden önce açmıştık. Yarım saati bile geçkin bir video oldu. Eğer kameralar iyi durumdaysa yani. İnşallah iyi durumdadır. Donduysa boşa konuştuk. Konuştukça da insan yoruluyor. Boşken ne güzel virajda alıyor araba. Hop. Mülla tırı. Buradan sapacağız. Kırmızı yanlıyor. Yarın güzel bir tur var. Villa turu inşallah onu yaparım. Evet şefim. Kulaç atar gibi böyle ha. Kulaç atar gibi. Her türlü tırcılık şeyleri var. Ne derler? Tır sürüş teknikleri var. Şöyle süren ne var mı acaba? Vitesi olsa sürülür böyle de. Şöyle direksiyona bırakıp falan şekiller. Mercedes'e bak be yavrum be. Yüksek kabin Scania'lara da bayılıyorum ya. Evet geldik. Yolu bitirdik. Son durağımıza gelmiş bulunmaktayız. Sayın Yiğit Yusuf Gölbaş Transport Turizm'in Gölbaş Transport Turizm'in sayın yolcuları. 9 saatlik yemek ve ihtiyaç molası vermekteyiz. Molamız esnasında tüm zaruri ihtiyaçlarınızı karşılayıp sefer vakti kalkış zamanımızda hareket vaktinde tekrardan yerlerinizi almanız önemli ricamız olur. Hadi dostum yakıt aldıysan devam.
Orada depoyu dolduruyor galiba. Evet dostlar, geldik. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Slovenya, Avusturya. Slovenya to Avusturya. Görüşmek dileğiyle bir daha. Güzel oldu ha. Slovenya to Avusturya. Görüşmek üzere daha sonra. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı özellikle unutmayın. Çok önemli. Çok 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 önemli. Bunlar şey mi değiştiriyor burada ya? Burada araba değiştiriyorlar herhalde. Lan burası araba değişim yeri mi ya? Tank yerinde araba değiştiriyorsunuz ya. Olacak iş değil ya. Burayı meşgul ediyorsunuz yani. Hiç sevmediğim durumlar yani gerçekten. Abi git, koskoca alan var. Git orada değiştir ya. Burada yani hiçbir şey yok. Hollanda Dorsis'ini de almışsın. Ne yani, Auslant çalışıyorsun diye kendine bir şey, her yerde durmak zorunluluğun var. Karşıda bir sürü park yeri var. Geç orada dur. Zaten saatimiz yok. Burada bizi bekletiyorsun. Sizin keyfinizi bekliyoruz. Olmaz ki dostum ya. Bu işin de bir raconu var ya. Kimseyi bekletmeyeceksin abi bu işte. Tır şoförü beklemez. Teker dönecek. Sürekli dönecek teker. Teker dönmezse yandık. Durduğu yerde bile döndüreceksin teker. Evet hocam. Şefim, şöyle biraz daha alabilir misin? Tamam. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Bu videoyu beğeniyoruz, abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz ve yorum kısmına da güzel içinizden geçen yorumları yazıyoruz. Hoşça kalın.